Hemen konuğumuza gidelim isterseniz. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı ve Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tufan Tükek karşımızda. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Günaydın. Hoş bulduk. Hoş bulduk Serap Hanım. Sağ olun. Hoş geldiniz. İyi Sayın yayınlar. Tükek. Çok teşekkürler size. Hem aşı süreciyle ilgili hem salgın süreciyle ilgili çok şey soracağız. Ama bir hekim olarak sormadan, gündemde çok konuşuluyor, sormadan geçmeyelim. Tabipler Birliği'nin siyah kurdeli protestosu, MHP lideri Bahçeli'nin Tabipler Birliği kapatılsın sözleriyle ilgili söylemek istedikleriniz var mı başlarken? Tabii odalar önemli, yani meslek odaları önemli bir faaliyet göstermesi gerekiyor. Çünkü bizim gerçekten hani meslek grubu olarak bize sahip çıkacak, bizimle ilgilenecek bir oda hakikaten her zaman arzu ettiğimiz bir şey. Tabii tabip odalarının bu zamana kadar gelen birikimlerine bakıldığında en son tabii yaptıkları eylem belki çok fazla bir hükümet açısından da olsa bir negatiflik taşımasa bile sonuç olarak daha önce yapmış oldukları bir takım olumsuz görüşler ve beyanatlar nedeniyle herhalde bu son yaptıkları eylem aşırı tepki çekti. Tabii şunu da söylemek lazım, yani hükümet ve Sağlık Bakanlığı tarafı gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyor. Sağlıkçılarla birlikte hakikaten o filyasyon ekiplerini oluşturmak, her gün sahada olmak, binlerce insanın ve hiç durmadan yani hemen hemen 6 aydır sahada olmaları, büyük bir özveriyle çalışmaları, dünyanın parası aktarılıyor buraya mali anlamda bakıldığında, hiçbir maske olsun, diğer teçhizat olsun, hiçbir sıkıntı aslında çekilmiyor hastanelerde. Son derece aslında başarılı bir yönetim sergileniyor diğer ülkelere göre bakıldığında. Tabii tabipler odası da tabii hekimler ya sağlık çalışanları zarar görmesin şeklinde bir açıklamaya gidiyor. Ama tabii ikisi farklı kutuplarda gibi. Yani aslında tabip odasının şu anda yapmış olduğu eylemin bence çok bir karşılığı yok. Çünkü şu anda sağlık çalışanları tamam bir risk altında ama bakıldığında toplumda diğer kesimlerin vefatı veya kaybedilmesine nazaran hekimlerin ya da sağlık çalışanlarının kaybedilme oranları hemen hemen benzer. Yani aslında hiçbir sağlık çalışanımız bizim hastanede ya da bir olumsuz koşullarda ya da herhangi tedbirlerin alınmaması nedeniyle vefat etmiş ya da hastalığa yakalanmış değil. Tabii birkaç tane örnek olabilir ama genel olarak bunu söyleyebilirim. Biraz erken ve ben çok gerekli olmayan bir tepki gibi görüyorum tabip odasının yaptığı açıklamayı. Tabii Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklama da biraz sert. Tabip odalarının kaldırılması şeklinde ifade ediliyor ama bence tabip odaların kaldırılmasından ziyade belki hekimlerin hakkını daha çok savunan, sahada hekimlerle birlikte daha çok bulunan bir oda isteği herhalde daha uygun olurdu diye düşünüyorum. Şimdi buyurun Muharrem abi, siz buyurun. Tamam sen devam et Serap. Üniversitelerin aşı çalışmalarının içinde ki çalışmaların içinde aktif olarak yer aldığını biliyoruz. Dün Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Serhat Ünal konuğumuzdu ve dün başladı Çin menşeli aşının ilk olarak 3. faz denemeleri ülkemizde de başka ülkelerle eş zamanlı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi de bu çalışmaların içinde. Hangi çalışmalarda yer alıyorsunuz onu sormak istiyorum. Bir de Kasım'da aşı artık vurulmaya başlanacak diye bir paylaşımınızı gördüm bu. Yani artık çalışmalar tamamlanacak ve aşılanmaya başlayacağız mı demek istiyorsunuz? Evet. Şimdi aşı aslında çalışmaları ilaç çalışmaları gibi değil. Biraz onun altını çizmek lazım. Yani şimdi faz 3 çalışmaları bekleniyor. İşte faz 4 belki olur gibi yaklaşılıyor ve süreç çok uzun olacağını düşünüyor diğer hekim arkadaşlar ya da bilim insanları. Aslında hani aşı çalışmalarında amaç aslında preklinik aşama ve faz 1 faz 2'nin geçilmesi son derece önemli. Yani burada aslında aşıların antikor ürettiğini ve güvenli olduğunun gösterilmesi yeterli. Çünkü bundan sonraki süreç zaten hastalık yapıp yapmayacağı konusu oldukça uzun bir alana yayılıyor. Mesela Eylül ayında başladı Oxford çalışmalara. Biz de mesela aslında katılmak istemiştik ama bizde Eylül ayında ya da Ağustos ayında rakamlar çok düşük olduğu için biliyorsunuz bu aşı çalışmalarının yapılabilmesi için aslında enfeksiyon prevalansının da insidansının da yüksek olması gerekiyor. Çünkü diyelim ki bir aylık bir süre içerisinde yaşı yapmış olduğunuz ya da yapmamış olduğunuz iki grup arasında enfeksiyon geçirip geçirmeme oranlarına bakacaksınız. Eğer bizdeki gibi aslında hani 1500-1700 aralığında günlük vaka sayısının olduğu bir ülkede aslında aşı çalışması yapmak çok şey değil. Yani çok istenen bir şey de olmayabilir. Ancak
Tabii bizim isteğimiz ve Sağlık Bakanlığımızın da isteği doğrultusunda özellikle Çin aşısı, belki önümüzdeki hafta görüşmeler devam ediyor. Rusya'nın geliştirdiği aşı ve bizim içerisinde olduğumuz Almanya'nın geliştirdiği, BioNTech'in geliştirdiği aşı Türkiye'de denemelerine başlayacak. Yani fazüç çalışmalarına katılacak. Ancak Oxford'un aşısı, dediğim gibi, Türkiye'de vaka sayısı yeterli olmadığı için Türkiye'ye gelmedi. Ancak onlar daha yoğun olan, hani Brezilya gibi, o Güney Afrika gibi, İngiltere gibi, Amerika gibi ülkelerde çalışmasına başladı. Şimdi geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz bir transvers miyelit vakası nedeniyle durduruldu o çalışma. Fakat daha sonra anlaşıldı ki aşıdan dolayı değil, kişinin bir hastalığı olduğundan dolayı böyle bir problem yaşandığı için tekrar aşı çalışmaları başlandı. Dolayısıyla o aşının, yani özellikle AstraZeneca'nın çalışmasını yürüttüğü ve Oxford kökenli olan aşının Ekim sonu gibi aslında sonuçlarını alması ve sonuçta onaylarını aldıktan sonra Kasım gibi piyasada olması beklenen bir şey. Zaten bu şekilde bir yarış var aşı geliştiren kişiler arasında, ülkeler arasında. Diğer ülkeler de aslında bir aylık bir süre içerisinde bu çalışmalarını tamamlayıp hepsi Kasım ayına veya Aralık ayına hazır hale gelmek için sabırsızlanıyor. Çünkü dünyada da görüldü, ülkeler, ülke insanları, bizim ülkemiz de dahil, işte sosyal mesafe, maske kuralları vesaire, ya bunları bir kısmı çok uygulayamıyor, uygulanmıyor. Dolayısıyla şu anda hızlı bir şekilde aşının devreye sokulmak suretiyle normalleşmeye geçmek bütün ülkelerin en çok arzu ettiği şey. Yani özetle şunu söyleyeceğim, İstanbul Tıp Fakültesi olarak Almanya'nın geliştirdiği aşı, Çin'in geliştirdiği aşı ve Rusya'nın geliştirdiği aşı olmak üzere 3 aşı da önümüzdeki haftalarda çalışmalara başlayacağız. Evet. Hocam, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi olarak dediniz de ben de oradan devam edeyim. Yakın geçmişte bir sosyal medya paylaşımınız vardı. Şunu söylüyorsunuz. Çapa'da 530 testin 81'i pozitif. Pozitiflik oranı %15'i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için de yeniden başladığını söyleyebiliriz diyorsunuz. İstanbul evet. için salgının yeniden yükselmesi, yeniden bir atağa geçmesi neye dayalı olarak bu yükseldi? Bunun gerekçeleri neydi? Yani hangi nedenler onun tekrar yükselmesine faktör oldu? Evet, şimdi zaten Haziran ayında sayıları çok azalttığımızda biz Eylül-Ekim gibi biliyorsunuz, hani sonbahar gibi tekrar hani ikinci dalga, o zamanlar öyle söylentileri vardı, ikinci dalga gelecek gibi bir söylem vardı ama biz hep ikinci dalga yerine dalgacıklar, yani böyle pikler olacak diye o zaman da söylüyorduk. İkinci dalganın gelmeyeceğini söylüyorduk. Yalnız ülkemizde yani binin altına vakaları çok düşüremedik. Yani birinci dalgayı tamamen ortadan kaldıramadık. Yani şu anda birinci dalga içerisinde kronik bir seyir haline. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani şu, tabii bu aslında çok kolay bir şey değil. Yani bütün ülkeyi kapatmak gerekiyor. Yani Çin'in yaptığı gibi, işte diğer bazı ülkelerin, küçük ülkelerin yaptığı gibi tamamen ülkeyi kapatmak ve dışarıdan soyutlamak gerekiyor. Tabii yurt dışı uçuşlarını yasaklamadığınız Hocam süre, Norveç'e de baktığımızda, Norveç de mesela Türkiye gibi öyle küçük bir ülke değil. Yani orası da çok büyük bir ülke ama oradaki vaka sayılarına ve oranlara baktığımızda oldukça düşük rakamlarla karşılaşıyoruz. Yani veya Finlandiya'da onlar başarabiliyorsa biz neden başaramadık? Evet, bize yakın ülkelerde de benzer bazı düşük rakamlar var. Tabii şimdi bizi İtalya, İspanya gibi ülkelerle tabii karşılaştırmak lazım. Bizim ülkemizin, yani Akdeniz ülkesi olmamız hasebiyle bir takım kültürel özelliklerimiz dolayısıyla özellikle bu yaz sezonunu çok hani iyi geçirmediğimizi halk olarak söyleyebiliriz. Tabii bu yaz sezonu aslında çok önemliydi. Binlere kadar düşürdüğümüz, hatta binin altına indiğimiz bir gayet güzel yönetilmiş bir şey vardı, pandemi süreci vardı. Fakat yaz dönemiyle birlikte ülkemizin bazı kültürel özellikleriyle, özellikle Anadolu'da tekrar hiç beklemediğimiz bir alevlenme oldu. Yani aslında Anadolu Temmuz ayına kadar çok iyi gidiyordu. Yani Anadolu'daki biz gözlemlerimiz, oradaki hekim arkadaşlarımız, yakınlarımızdan aldığımız bilgilerle kurallar çok iyi uygulanıyordu. İnsanlar sokağa çıkmıyorlardı, maskesiz dolaşmıyorlardı. Fakat bir şekilde bu normalleşme herhalde farklı algılandı ülkemizde. Artık hastalık bitti, yaz dönemi
geldi, hastalık daha görülmeyecek şeklinde algılandı ve inanılmaz bir vurdum duymazlık oldu insanlarımızda ve siz de biliyorsunuz bunun çok örneği yaşandı. İşte düğünlerdi, toplu törenler vesaire. Bunlar hep birlikte aslında salgının giderek artmasına neden oldu. Zaten İstanbul'dan da biliyorsunuz Haziran ayında büyük bir göç dalgası Anadolu'ya her zaman her sene gider. Bu sene biraz gecikmiş olarak gitti. Tabii bunlar içerisinde 3-5 tane virüs taşıyan kişi olması yeterli. Zaten her yerde hızlı bir şekilde bu virüsün yayılması beklenen bir şeydi ve o da oldu maalesef. Bugün bir haber vardı. 9 yaşında bir kız çocuğu, üstelik bir sağlık çalışanının çocuğu ne yazık ki Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti Erzurum'da. Son dönemde gençler ve çocuklara yönelik hastalığın seyrinde ya da size gelen vakalarda bir değişiklik ya da artış var mı? Şimdi biz geçen Mart-Nisan aylarında yapmış olduğumuz bir takım çalışmalar, söylemler aslında en çok 50 yaş üstündeki insanları etkilemiş gözüküyor. Yani onlar hakikaten hala kurallara daha çok uyuyorlar, sosyal mesafeye dikkat etmek istiyorlar, kendilerini koruyorlar, maskelerini takıyorlar. Fakat gençler maalesef bu kurala uymuyor ve dolayısıyla en fazla virüsle temas eden, virüs yükünü en fazla alan bu yaş grubu oluyor. Bizim de şu anda gördüğümüz gerçekten mesela bir örnek verecek olursak bize geçtiğimiz aylarda 200 civarında ayaktan başvuru oluyordu. Son bir hafta 350-400 civarında ayaktan başvuru oluyor. Yani aslında iki katına çıkan bir başvuru var. Yani salgın yeniden başlamıştır derken bunları da tabii ben göz önüne alarak söylüyorum. Bu başvurular içerisinde baktığımızda genel olarak genç popülasyonun daha fazla olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü gençler hakikaten hiç kurallara uymadığı için bir kısmını özellikle daha fazla virüsle temas ediyorlar, daha fazla şikayet sahibi oluyorlar ve akciğerlerinde enfeksiyon daha fazla gözüküyor. Bu çok net. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte 40 yaşın altında gençlerimizin de hastalandığını, hastanelerde belki de hayatlarını kaybettiğini duyacaksınız, göreceksiniz. Çünkü maalesef böyle bir süreçteyiz şu anda. Hocam, peki bu sürecin daha sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için siz illaki önlemlerin daha sıkılaştırılması taraftarı mısınız? Yoksa yeni bir dil inşasıyla, dilin söylemin yeniden inşasıyla bu sürecin normale çevrilmesi veya engellenmesi mümkün mü? Evet, güzel bir soru. Bunu hakikaten 6 aydan beri yani kafa yoruyoruz gerçekten. Nasıl bir dil kullanmak gerekir? İnsanları nasıl ikna etmek gerekir? Şimdi şu çok net. Maske taktığınız zaman ve sosyal mesafe kurallarına uyduğunuz zaman gerçekten virüs almıyorsunuz. Virüs almadığınız için de hasta olmuyorsunuz. Bu çok net. Şimdi bunu neden insanlar anlatamıyoruz ya da defalarca söylendiği halde insanlar niçin bunu önemsemiyor? Aslında herhalde hastalığın %80'inin ayaktan bunu geçirdiğini söylüyoruz bir yandan da. Sadece %10 kadarı ağır olarak geçiriyor ve bunun da işte %5'i hastaneye yatıyor ya da işte entübe oluyor vesaire. Bu herhalde insanımıza alınabilecek bir risk gibi gözüküyor. Aslında bu söylemi herhalde çok değiştirmek lazım. Yani hastalık büyük çoğunlukla asemptomatik geçiyor sözü. Belki insanlardaki bu rehaveti de birlikte getiriyor. Belki bu söylemden uzaklaşmak lazım. Çünkü hastalık belki %5 civarında ağır seyrediyor ama hastalığın bulaşma hızı çok fazla. Yani birdenbire yani bir kişiden yüzlerce, onlarca, binlerce kişiye bulaşabilir ve o %5'lik rakam çok büyüyebilir. Mesela İstanbul gibi bir metropol 18 milyon, 20 milyonluk bir şehirde düşünün yani bir hızlı bir yayılma sonucu. Yani %3'lük de olsa bulaşma oranı ve ağır enfeksiyon oranı, yani 1 milyon kişinin enfekte olduğunu düşünün. Yani bu 30 bin kişi eder ki hakikaten sağlık sistemi dahi bunu kaldıramaz ve ciddi anlamda sıkıntı yaşayabiliriz. Her aileden bir kişi kaybedilebilir, çok büyük üzüntülere yol açılabilir. O yüzden herkesin dikkat etmesi gereken bir konu. Bunun nedeni de virüsün yayılma hızının çok fazla olması. Zaten bakanımız bunu çok sürekli dile getiriyor. Virüsün yayılma hızında bir azalma yok diyor. Tamam, ağır vakalar görmekte az görüyoruz diyor ama şu da var, yani virüsün yayılma hızından kaynaklı eğer biz vaka sayılarını artarsa, yani mesela 5000 vakaya tekrar günlük ulaşırsak, inanın virüs yoğunluğu da arttığı için bu ağır hasta oranı da artacaktır. Yani yoğun bakımlara giden hasta oranı da artacaktır. Yani biz bu süreçte en çok bunu gördük.
Evet. Eğer ne kadar iyi tedbir alınırsa hocam, virüs Serap bir şey. Tabii tabii buyurun. Serap, şiddetli hasta oranı azalıyor. Senin sözünü kestim hocam. Estağfurullah. Serap kusura bakma sözünü kestim. Rica hocam özür dilerim, size de bir şey soracağım. Tam çünkü bu noktada. O da şu, siz İstanbul Tıp Fakültesi dekanısınız. Dolayısıyla idari olarak da meseleye en vakıf isimsiniz. Burada benim aklımı çelen nokta şu, ben de Ankara'da yaşıyorum ve Ankara'daki durumu biliyorum. Örneğin önceki gün bir gazeteci arkadaşımızın halasını yatıracak yer bulmakta çok zorlanıldığını biliyorum. Dolayısıyla Ankara'nın yakın ilçelerinden birine götürülüp ancak yatırılabildi. Oysa ki dün Sayın Bakan da Ankara için henüz yatak sayısı kullanımının %38 olduğunu söyledi. Şimdi buradaki tezat nereden kaynaklanıyor? Yani bir taraftan insanlar yatacak yer bulamıyor veya işte hastaneye başvurduğu zaman dolu, işte COVID-19 için ayrılan yataklarımızın hepsi full doldu yanıt alınıyor. Bir taraftan da Sayın Bakan diyor ki hayır, Ankara'da hala %38, dolayısıyla oldukça fazla, yani %62'lik bir şeyin daha olduğunu, böylece Sayın Bakan boş yatak olduğunu söylüyor. Bu bütün boş yatakların sayısını mı Sayın Bakan ifade ediyor, yoksa COVID-19 için ayrılmış olan yatakları mı ifade ediyor? Oradaki ifade nedir? Bir sizin bilginiz varsa aydınlatabilir misiniz bizi? Yani tabii onu Sayın Bakan'a daha net sormak lazım ama benim tabii anlayabildiğim kadarıyla ve şunu tahmin ediyorum ben. Mesela sizde durum ne hocam en azından? Ben tabii İstanbul için net söyleyeyim. Yani şu an İstanbul'da yatak anlamında hiçbir sorun yok. Yani yataklarımız boş. Tüm İstanbul için konuşuyorum. Çünkü diğer bölümlerdeki arkadaşlarımızla da, başhekimlerle de görüşüyoruz. Gerçekten İstanbul'da şu anda yatak sorunu yok, yoğun bakım sorunu yok. Yoğun bakımda hiçbir sıkıntı yok. Yoğun bakımlarımızda doluluk oranımız dün Bakan Bey'in de ifade ettiği gibi yarı yarıya. Tabii bunlar aslında çoğu da COVID hastası değil. Biliyorsunuz yoğun bakıma birçok hasta yatabiliyor. Şu anda verilen oranların da çoğu COVID hastası olmayabilir. Yani başka hastalar da var çünkü normal zamanlarda da biliyorsunuz yoğun bakım doluluk oranları %60-70 civarındadır. Hatta kış aylarında %100'e kadar çıktığı da olmuştur zaman zaman. Şu anki rakamlara baktığımız zaman İstanbul'da şu an hiçbir sorun yok. Ancak bizim endişemiz ve uyarımız bu trendin devam etmesi halinde hasta sayısının artmasıyla ağır vaka sayısının artmasının beraberinde getireceği durumudur. Biz tabii şu anda bir tedbir alındığı takdirde insanların bir takım kurallara uyması durumunda bunun önleneceğini düşündüğümüz için hani öyle bir uyarı yaptık. Hakikaten bu çok önemli. Mesela Ankara'da bu keşke daha önce böyle bir uyarı yapılabilseydi. Belki Ankaralılar da bunu tedbirini alabilirdi. Bu duruma gelmezlerdi. Şimdi bir şey değişikliği oldu. Bizde de oldu. Tabii hastalığı iyi tanıdığımız ölçüde hakim olmaya başladık tabii hastalığa. İlk zamanları biliyorsunuz sadece Çin ve İtalya verileriyle yönetmeye çalışıyorduk. Ama şimdi artık kendi verilerimiz var. Biz Mart-Nisan aylarında birçok hastayı yatırıyorduk hastaneye. Bunun nedeni de şu, birçok hastaya geldiğinde tomografi çekiyorduk ve BT'de pnömoni gördüğümüz, hafif pnömoni gördüğümüz olgulara dahi şu anda o dönemde yatırıyorduk. Çünkü yatırdığımız zaman ancak hani ilaçlar verilebiliyordu, bazı ilaçlar, ve onları getirtebiliyorduk. Tabii korkuyorduk yani evde bu hastalar yönetilebilir mi, daha kötüye giderse ne olur şeklinde. Fakat Haziran'dan sonra bir şey değişikliğine gittik. Çok da doğruydu bu. Hem hastaneleri yükünü çok fazla arttırmamak hem de gerçekten evde de bunların yönetilebileceğini bildiğimiz için hafif pnömoni olgularını, hatta orta düzeyde pnömoni olgularını dahi evde izlemeye başladık. Biz dolayısıyla hiçbir zaman aslında yatakların tam olarak doluluk oranını görmedik. Bu şeyden dolayı. Anadolu'ya baktığımız zaman da Anadolu'da da özellikle favipravir dediğimiz hani viral antiviral ilacın artık çok rahat uygulanabilir, bulunabilir olmasıyla hastalara biz aslında birçoğunu evde tedavi eder hale geldik. Bu toplam yatak sayısı özel hastaneler, gerçi onlar da şimdi pandemiye dahil edildi ama özel hastanelerin de yatakları dahil edilerek söyleniyor olabilir mi? Bir de aslında bir dakikamız kaldı. Buna çok da geniş bir sorum olur bilmiyorum. Biz hep göğüs, yani nefesimizin kesilmesi, akciğerlerdeki tutulum üzerinde etkilerini konuşuyoruz COVID-19'un, ama nörolojik etkiler, mesela halüsinasyonlar mı, örneğin delirium diyor paylaşımlar yapan doktorlar. Bu tür etkileri olduğunu, sizin bir çalışmanız var, bilimsel çalışmanız, karaciğer enzimleriyle hayatını kaybetme yönünde. Farklı boyutları konusunda yeni yeni veriler mi ediniyoruz bu süreçte COVID-19 ile ilgili?
Evet, çok az vakit kaldı ama ben Muharrem Bey'in bir önceki sorusuna çok Tabii. net bir şey daha soracağım. Ankara'da muhtemelen biliyorsunuz şehir hastanesi var son zamanlarda yapılan. Bütün aslında ağır yükü orası taşıyor şu anda. Geçen Sağlık Bakanımızla da görüştüğümüzde zaten hakikaten şehir hastanesinin bu enfeksiyonla mücadelede büyük bir rol oynadığını ve diğer hastanelerden ziyade ön plana çıktığını biliyoruz. Orada belki diğer tıp fakülteleri ya da diğer Hocam hastaneler... Hacettepe ve İbn Sina'ya da haksızlık etmeyelim. Hocam Yok Hacettepe ve yok, İbn Sina'da tabii haksızlık yani etmeyelim. Başından mesela beri çok yoğun çalıştılar. Yani evet, bütün yükü birisi taşıyor demek onlara haksızlık olur. rezerv olarak mesela oralara tutulmuş olabilir. Yani bütün rakamlar Ne verilirken anladım. hepsi veriliyor olabilir. Belki yatak doluluğu anlamında hani geri çeviren hastalar o hastane için dolu anlamında olabilir ama genel olarak bakıldığında Ankara'nın yatak kapasitesi yeterlidir diye söylüyor olabilir Bakan Bey. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursak Serap Hanım, gerçekten birçok organı etkilediğini biliyoruz. Özellikle urogenital sistem testisleri bile etkilediğini ve bununla alakalı yayınların da çıktığını biliyoruz. Nörolojik bulgular hakikaten çok sık görülmeye başladı. Uzun süren baş ağrıları, kalıcı baş ağrılarının olduğunu biliyoruz. Yani 3-4 aydır süren baş ağrılar, sebebi açıklanamayan, yani bir nedene bağlanamayan baş ağrıları COVID hastalarında olduğunu gözlemliyoruz. Yine bazı nörolojik bulguların olduğunu nörolojideki arkadaşlarımız bize bildiriyor. Bununla ilgili yayınlar çıkıyor. Yine karaciğerle ilgili işte en son bizim yaptığımız çalışmada olduğu gibi karaciğer enzimlerinin yükselmesiyle ölümün birlikte beraber geldiği ve bu vakalarda ölümün daha çok olduğunu biz artık biliyoruz. Bunun dışında birçok belki daha sonraki dönemlerde mide bağırsak semptomları, Evet. kardiyak semptomları biliyoruz. Mesela şu çok net. Covid geçiren bir kişi tamamen normale dönse bile koroner olay geçirme insidansı artıyor. Yani miyokard enfarktüsü geçirme insidansı artıyor. Bu yüzden de çok dikkatli olmaları gerekiyor. En ufak bir problem olduğunda bunların Peki. hastaneye, ilgili hekimlere başvurması Peki. gerekiyor. Çok teşekkürler Profesör Doktor Tufan Tükek yayınımıza Çok katıldığınız teşekkürler için, Sayın katkınız Tülay. için. Ben Kolaylıklar teşekkür diliyoruz ederim. sizlere. Sağ olun. Sağ Sağ olun. olun. O Sağ olun zaman Sayın Tülay. noktalayalım. Gün başlıyor. Muharrem abi yarın görüşmek üzere. Bizden Evet, hemen yarın sonra görüşmek üzere Serap. görüşürüz. Bizden hemen sonra para gündem sizinle olacak. Hoşça kalın.